Etik atölyesi, bu atölye ismi benim zihnimde hiç oturmadı. Onun için ahlak atölyesi demedim, etik atölyesi dedim. Alt başlığımız zaten ahlak. Şimdi ahlak meselesine girerken onun bir genel tanımını yapacağım. Bu çok genel bir tanım. Gazali'nin tanımıdır bu. İhya'da geçer. Gazali der ki ahlak insan tabiatına ya da doğasına, fıtratına yerleşmiş bir huydur ki huy. İnsanın bütün davranışları bu huydan dolayı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu insan tabiatına yerleşmiş huy, insanın davranışlarına da rengini verir. Zaten ahlak kelimesi Arapça, ahlak huy demektir. Hatta huluk huy demek, bunun çoğulu ahlak huylar demektir. Bizim İslam felsefesinin, İslam ahlakçılarının çoğusunun bir tartışması var. Biz oraya girmeyeceğiz. Yani insanın huyu değişir mi, değişmez mi diye. Ama genel olarak İslam filozofları eğitimle insanın huyunun değişebileceğini, huyun değişmemesinin insanın özgürlüğüne sıkıntı çıkaracağını söyler ve değişebileceğini kabul ederler. O yüzden hani can çıkmadan huy çıkmaz diye bir söz var. Onu kabul etmezler bizimkiler. Bu belki biraz sıkıntı esnasında söylenmiş böyle bir sözdür. Yoksa insanın tabiatına yerleşmiş huy kötüdür, iyidir. Bu süreçte değişebilir. Çünkü ahlak olmuş bitmiş bir durum değildir. Beşikten mezara kadar insan son nefesini verene kadar ahlak oluş içerisindedir. Yani bir akıştır, sürekli olur, eksilir, artar ve ahlakın yaşayış, varoluş seyri aynen kalbin hayatiyetini resmeden o makine üzerindeki zikzaklı çizikler gibidir. O yüzden yani şöyle bir şey olmaz. Ben bir ahlaki çizgi, bir istikamet çizgisi tutturdum. Hep böyle gidecek diye bir şey yok. Yani düşer kalkar. Bir de ahlak kelimesi bizde olumlu kullanılır ama ahlak felsefesinde bu nötrdür. Yani iyi ahlak var, kötü ahlak var. Ama biz Türkçe'de bunu genelde iyi anlamda kullanıyoruz. Yani ahlaklı insan dediğimizde iyi eklememize gerek yok. Zaten iyi ahlaklı insandan bahsediyoruz demektir. Ama biz de tekrar söylüyorum, bunun iyisi var, kötüsü var o manada. Şimdi bu girişten sonra benim derse başlık olarak verdiğim şey ahlakın temel prensipleriydi. Bu temel prensiplerin başında da insanların ahlakını oluşturan en temel unsur olarak en yüce değer demişiz, yanına Tanrı demişim ya da ilah demişim. İnsanların en yüce değer olarak kabul ettikleri şey neyse bu onların ahlaklarını şekillendirir, huylarını şekillendirir, davranışlarına rengini verir. Ondan dolayı ahlakın temelinde ilah vardır. Ben mahsus ilah terimini kullanıyorum. İlah tapınılan şeydir. Bu anlamda tapılırken de en yüce değer olarak kabul edilen şeydir. İnsanlar neyi en yüce değer olarak kabul etmişse o değer, o kabul ettikleri değeri de ben ilah diyorum anlaşılması için, davranışlara şeklini, davranışlara rengini verir. Ondan dolayı şimdi ilah meselesinden giriyoruz konuya. Şöyle bir tasnif yaptım ben. Normalde Nietzsche'nin ahlak konusunda zaman zaman kullanmışımdır. Şöyle bir tespiti var. Efendi ahlakı, köle ahlakı diye ikiye ayırır. Ve zaten ahlaka tümden karşı çıkar, kabul etmez. Efendi ahlakını da biraz daha anlaşılır biçimde izah edersek rasyonel ahlaktır bu. Köle ahlakı da şudur, zaten kölenin ahlakı olmaz da buna da ben duygusal ahlak diyorum. Rasyonel ahlak
derken şimdi rasyonel ahlakın tanrısı da rasyoneldir. Ben burada tanrıları her ahlak sisteminin birkaç örneğini vereceğim, bütününü veremem. Her ahlak sisteminin kabul ettiği en yüce değer ya da ilah ya da tanrı neyse bunu taşıdığı değer yüküne göre tasnif ettim ben. Mesela rasyonel ahlak, ki bunların kabul ettiği bir tanrı var, onu da yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Rasyonel ahlakın kabul ettiği tanrının değeri, onun üzerinden okunan ahlaki değer, evrensel değil, sınırlı değerdir. Ne demek evrensel değil, sınırlıdır? Yani bunu belki zaman zaman da söylemişiz geçen sene felsefe derslerinde. Diyelim ki merhamet bir ahlaki değer. Bu merhamet denilen ahlaki değer rasyonel ahlak sisteminde sadece menfaatlerin sınırına kadar uzanır. Menfaatin bittiği yerde merhamet de biter. Veyahut da adalet bir ahlaki değer. Önen adaletin sınırı da çıkarların sınırına kadar uzanır. Çıkarların bittiği yerde adalet de biter. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman ilah, mesela rasyonel ilah da olabilir, işte buna öyle de diyebiliriz. Rasyonel ilah genel olarak ahlaki değeri sınırlandırılmış ilahtır. Biz buna mesela antropomorfik ilahlar da diyebiliriz. Gerçi bunu dinler tarihi açısından kullanırsak bunu böyle tarihsel tasnife tabi tutmuşlar ama ben Ksenofones'in tanımıyla söylüyorum antropomorfik ilah. Yani insanlar kendi huylarını, kendi niteliklerini tanrılara vermişler diyor. İşte mesela bir Trakyalı'nın tanrısı yeşil gözlü, sarı saçlı, bir Habeşli'nin, bir Afrikalı'nın tanrısı siyah çehreli, siyah yüzlü, kalın dudaklı olur diyor. Yani hatta kurtlara ellerine fırça versek, tanrılarını çizin desek, onlar da o şekilde kendilerine benzer bir tanrı ortaya koyarlar. Tabii bu şekil üzerinden gittiği şeyin ötesinde bu nitelik meselesinden hareketle söylüyoruz. Diyoruz ki insan eliyle oluşturulan tanrılar taşıdıkları ahlaki erdemleri sınırlı olan, çıkarların sınırında biten tanrılardır. Burada ben insan eliyle oluşturulan tanrılar, ilahlar, en yüce değerler olarak artık şunu söylemiyorum. Yani taştan, betondan, bir takım maddelerden yapılmış tanrılardan bahsetmiyoruz. Bunların artık bu çağda bir hükmü yok. Yani rasyonel tanrı dediğimiz tanrının temelinde insanın en temel içgüdüsü diyelim olan çıkar duygusu vardır. Çıkar duygusu bu tanrıyı sınırlar. Çıkarlar tanrının erdemlerini de sınırlar ve bu erdemler sınırlanınca bunun üzerine kurulan ahlak da ona göre bir ahlak oluyor. Mesela işte ahlakın evrenselliği meselesinden zaman zaman bahsediyoruz ve evrenselliği de bu kavramı çok kullanacağız. Şöyle düşün ben bu evrenselliği. Yani bir yer çekimi kanununun evrenselliği gibi bir evrensellik değil bu. Yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti gibi tabiat kanunları, doğa kanunlarının evrenselliği zorunlu evrenselliktir. Yani bunu kabul etmesen de etsen de bu böyledir. Yani su üzerindeki cismi kaldırır, ağır bir cisim yukarıdan aşağıya düşer. Ama ahlaktaki ahlaki değerlerin evrenselliği bir iç determinizm deriz. Yani içten dışa doğru bir zorlamayla olur. Yani mesela ben diyelim ki bir insan olarak merhamet erdemini, merhamet denilen ahlaki değeri evrensel kabul ediyorsam bu konuyu kendi iç zorlamamla ancak yapabilirim. Çünkü benim çıkarım, benim menfaat duygum bunun böyle olmasını engeller. İnsanların çıkarları, erdemlerin, iyiliklerin paylaşımına engel olur.
bu yüzden yani ahlakın, ahlaki değerlerin evrenselliği meselesini bu bilimsel yasaların, doğa yasalarının evrenselliği gibi düşünülmesi. Burada zaten biz felsefede bunu şöyle ayırırız. İç determinizm, dış determinizm diye bir kavram var, iki ayrı kavram. Determinizm, belirlenimcilik demektir. İşte mesela dış determinizm denilen tabiattaki yasaların geçerliliği, zorunlu geçerliliği dış determinizmle olur. Bizim dışımızda bir tabiatın belirlemesi vardır. Determine etmesiyle bu yasalar zaten zorunlu olarak oluşur ama ahlakın evrensel değer diye düşündüğümüz değerlerinin evrenselliği iç determinizmle, yani biz kendi içimizi denetim altına alarak kendi öznel duygularımızı, çıkarlarımızı, menfaatlerimizi, istek ve arzularımızı, heva ve heveslerimizi kontrol altına alıp, determine edip, belirleyerek, sınırlayarak ancak ahlaki değerleri genişletir, evrensel bir hududa, bir sınıra taşıyabiliriz. Bu zaten zor bir şey. Yani mesela ahlaki değerlerin evrenselliği konusunda en fazla öğrencilerden de gelen soru buydu. Eyvah yandık, o zaman insanlar zorunlu olarak yasalarla, polis zoruyla adil mi yapılacak? Hayır. Zaten biraz sonra gelecek, ahlakın bir başka şartı da özgürlüktür zaten. İrade özgürlüğü şarttır. Öyle değil bu. Çünkü hiç kimse zorla adil, zorla merhametli, zorla sadık bir insan, zorla vefalı, zorla güvenilir olmaz. Bu ancak insanın kendi iç dünyasından kaynaklanan bir determinasyonla, bir belirlemeyle olur. İşte o yüzden bu evrensellik meselesi böyle anlaşılsın diye bu açıklamayı yapıyorum. İşte rasyonel tanrılar dediğimiz bu antropolojik tanrıların kısmen uyan bir örneğini de şöyle verebiliriz. Mesela Yahudilik, belki bunu da bir örnek olarak vermişizdir. Yahudi ırkının dini olan Museviliğin tanrısının merhametiyle ilgili sınırlandırmalar. Yani denilir ki Yahudi toplumunun sınırlandırmasıdır. Yoksa bozulmamış bir Tevrat için Allah'ın merhameti sınırlı olamaz. Ama ırkçılık duygusuyla Yahudi toplumu bu merhameti kendi toplumsal çıkarları çerçevesine çekmiş ve sınırlandırmışlardır. Dolayısıyla orada da Tanrı'nın insani çerçeveye sığdırılması durumu var. Tabiri caizse Tanrı'nın teslim alınması durumu var. Şimdi mesela burada belki şöyle bir örnekle bu bahsi bitirebiliriz. Mesela hiç teslim alınmamış, taşıdığı değerleri sınırlandırılmamış bir Tanrı örneği var mı diye. Hani biz Müslüman olduğumuz için inandığımız Allah'ın bize sunduğu ahlaki değerlerin evrensel olduğunu kabul ediyor, böyle inanıyoruz ki zaten bunu Kur'an'da böyle anlatıyor. Ama tabii uygulamada bunun böyle olmadığına dair bir sürü kanıt bulunabilir. Bu ayrı bir mesele. Ama özellikle Yunan tanrıları, Yunan mitoloji tanrıları ki bunların hepsi antropomorfik tanrıdır. Yani insana benzetilen tanrılardır. Bu Yunan mitolojisindeki tanrı telakkisi bütün Avrupa kültürüne sirayet etmiştir. Hatta Hristiyanlık da dahil, Yahudilik de dahil o dinlerin tanrı telakkisine de etki etmiş, sirayet etmiştir. Bu yüzden o dinlerin tanrı telakkilerinin de ahlaki unsurları kırpılmış, biraz yontulmuş ve menfaat çerçevesine oturtulmuştur. Bizim tanrı telakkimiz henüz böyle değildir. Yani bizde bir antropomorfik tanrı, bir mitoloji tanrısı örneği yoktur. Hatta bir zamanlar mesela bizim işte
Türk toplumunun da bir mitolojisi, bir destanı olsun diye, ne bileyim Manas destanı, işte bu Ergenekon destanı gibi destanlar oluşturulmuş. Ama destan bilincileri derler ki, bu destanlara bakıldığında, mesela bir Yunan mitolojisi destanında, işte o İlyada, Odessa destanlarında tanrılar insani nitelikleri, en kötü nitelikleri taşıyan tanrılarken, bizim Manas destanı, diyelim Ergenekon destanında kavramlar İslami'dir. Yani mesela cennet kavramı vardır, cehennem kavramı vardır. Cennete gitmek öyle çok önemlidir. Tanrı pek kötülüklere bulaşmış bir tanrı değildir. Yani bizim kültürümüzün yoğurduğu bir tanrı telakkisi çok da fazla antropomorfik hale, en azından teorik planda gelmemiş. O yüzden onu farklı bir bahiste işleyeceğiz ama rasyonel tanrı bugün Batı'nın tanrısıdır. Bu ister bir dinin tanrısı olsun, ister bir ateistin tanrısı olsun. Bu tamamen çıkarlar çerçevesinde oluşturulmuş bir ilahtır. Ve böyle bir ilahı kabul eden insanın ahlaki değerleri de baştan söylediğimiz gibi sınırlıdır. Yani çıkarlarının uzandığı yere kadar gider. Ondan sonra olmaz artık. Ahlaki değer olmaz. İşte o da rasyonel ahlakın, yani akılcı ahlakın bize sınırlı olduğunu gösterir. Burada akılcı ahlakı özellikle söylüyorum. Çünkü akıl taraftar, bir futbolcu taraftarı gibi tutulan akılcılık değil de bizzat aklın kendisi ahlak unsurunun temelini oluşturur. Yani burada rasyonel ahlak derken akılcı ahlaktan bahsediyoruz. Yoksa aklı ahlakın oluşumunda kenara bırakmıyoruz. Çünkü aklı selim var. Mesela Gazali'nin söylediği el aklu safisi var. Çıkarcı ahlakın, bugün felsefedeki karşılığı olan çıkarcı, pardon, ahlakın temelindeki aklın adı olan işlevsel akıl var. Bunları zaten akıl konusunda işleyeceğiz ama şu kadar söyleyeyim. Yani hocam şimdi rasyonel ahlak, bunun karşıtı irrasyonel ahlak mı? Hayır. Rasyonel ahlak derken akılcılığı kastediyoruz. Yani hakikati tamamen akıl çerçevesi içerisinde düşünen ve kavramayı amaçlayan, aklın kavrama yetisi dışında hiçbir şey bırakmayan bir durumdan bahsediyoruz. Mutlak manada bir akılcılıktan bahsediyoruz. Odur. Yoksa tekrar söylüyorum, bizzat aklın kendisi değil bu. Bu yine Nietzsche'nin bölümlemesiyle duygusal tanrılar diye bir şey ben ekledim buraya. Bu kavramı yani Nietzsche'den cesaret alarak yazdım. Duygusal tanrılardan kasıt şu. Tanrıları değer ölçüsüne göre belirliyoruz ya, rasyonel tanrıların yine taşıdığı bir değer var ama bu değerin sınırlı olduğunu söylemiştik. Duygusal tanrılar işte Nietzsche'nin köle ahlakı dediği, köle toplumların kabul ettiği tanrılardır ki bunlarda herhangi bir değer unsuru zaten yoktur. Yani duygusal tanrılar ya da Nietzsche'nin köle ahlakı dediği köle karakterine sahip toplumsal yapıların tanrıları duygusal etki ve tepkiyle oluşur. Yani mesela duygusal aklı, duyguları aklın önüne geçmiş bir insan ya da toplum düşmanını model edinebilir. Mesela bizim özellikle İslam toplumunda bunu görmek mümkündür. Yani ne bileyim işte savaştığımız, kurtuluş mücadelesi verdiğimiz toplumu model edinmişizdir. Bu olur mu? Olur. Çünkü bu duygusal bir tepkidir. Aşırı sevgi ve nefretin doğurduğu bir durumdur. Bu böyle aşırı nefret ve düşmanlık duygusu da böyle bir tanrı, bir model doğurabilir. Ama mesela aşırı duygusal sevgi de bugün diyelim işte
ahlak diye adından bile söz etmek mümkün değil de sürü halinde toplumların karakterlerini oluşturan, davranışlarına rengini veren bir sürü piyasa tanrıları vardır öyle diyeyim. İlahları vardır. Ya bunlar işte ne bileyim idollerdir, şudur budur. Gençlerin, şunların, bunların davranışlarına şekil veren bir sürü şurada, burada, ekranlarda bilmem nerede falan filan bu tip böyle adına yani ilah lafzını, terimini harcamamak için söylememek istiyorum ama sonuçta bunlar kitleleri sürükleyen bunlardır zaten bakıyorsunuz. Yani bir işte ne bileyim şarkıcının peşinde on binlerce insan var. Bütün davranışlarını, giyimini, kuşamını, oturmasını, kalkmasını taklit ediyor. Davranışları ona göre şekilleniyor. Ne bileyim bakıyorsun bir giydiği pantolon, oturma, kalkma, konuşma stili bile onun davranışlarına hemen yansıyor. Bu da bir çeşit ilahtır, değerdir. Buna da değer verir peşinde gidenler. Onun uğruna işte ne bileyim şöyle yapar, böyle yapar işte. Bunların belki saman alevi gibi varlığı bir anda geçebilir ama yani özellikle aklını kullanamayan bilinçsiz toplumlarda bu tip tanrıların işlevi çok büyüktür. Bu da maalesef yani bugün özellikle iletişim araçlarının varlığından dolayı, gücünden dolayı bu tip tanrılar var ve bunlarda hiçbir ahlaki değer yoktur. Zaten bunlar değerler, imaj üretirler. Bunlarda bir değer olmaz sonuçta. İmajlar üzerinden, görüntü üzerinden kitleleri sürüklerler. Bunların peşine takılan insanın iyi ya da kötü bir ahlakından söz etmek mümkün değil. Çünkü devrede akıl yoktur, akıl tutulması vardır. Duygular aklın önüne geçtiği için böyle insanlar yani öznel de olsa kendi öz çıkarlarını bile bazen feda ederek hayatlarını, geleceklerini bu tip saptırıcı unsurların peşinde hayat tüketebilirler. Yani bunlar çokluğundan dolayı piyasa şartlarında adını söylüyorum. Yoksa ahlak felsefesi açısından bunlar adı anılacak şeyler değil. Ama mesela Nietzsche'nin bu köle efendi durumunu bir sürü batıda Hegel bile köle efendi diyaloğu içerisinde köle olan kesimin bir toplumda efendi denilen aklını kullanan, çıkarını bilen, çıkarına göre dünyayı dizayn eden, oluşturan taraf efendilerin karşısında sürüklenen sürü gibi onların arkasından giden ya da onların gösterdiği istikamete koşan bilinçsiz ve şuursuz bir sürü haline gelen bu insanların varlığını onlar da kabul ediyorlar. Bundan dolayı ahlak konusunda akıl asıldır. Ama tekrar söylüyorum, nasıl bir akıl? Demin söylediğim o akılcılık, mutlak manada aklın her şeyin temeline konulduğu bir durumun dışında bir akıldan da bahsedeceğiz zaten. Şimdi ben üçüncü olarak da evrensel değere sahip Tanrı diyeceğim. Çünkü bunu ben yani dini inancımdan mülhem söylemiyorum. Teorik olarak Kur'an'ın ifadesiyle bir Müslüman olarak söylüyorum. Allah'ın 99 güzel ismi Esma-ül Hüsna'sı evrenseldir. Yani Rahman ismindeki Allah'ın yaşatıcı merhameti şunun bunun inananın inanmayanın sadece birisinin alanında geçerli bir değer değildir. Bütün varlığı kuşatır. Yani sadece insanları değil. Hayatta olan her şeyi kuşatır. Yani debelenen her şeyi. Hatta belki rüzgarı, yağmuru, bulutu, toprağı, ekini bile kuşatır. Onun bile aslında o merhametin yaşatıcı iksirinden payını alması mümkündür ki alır zaten. Merhamet mesela yaşatma idealidir, acıma değildir sadece. Bu anlamda evrenseldir. Adalet de öyledir.
yani mümkün mertebe herkes için, teoride herkes için adalet vardır. Ha, uygulamada bu olmuş olmamış, bunun İslam toplumlarında hiç olumlu görüntüsü ortaya çıkmamış ayrı bir mesele. Ama tekrar söylüyorum, Kur'an'da adı geçen 99 güzel isim, zaten Esma-ül Hüsna en güzel isimler, bunlar kesinlikle evrensel değerlerdir. Burada hiçbir sıkıntı yoktur ve böyledir. Peygamberlerin uygulamaları da böyledir. Bunun aksini hiçbir zaman ortaya koymamışlardır haşa. Ama tekrar söylüyorum, yani realitede Müslüman toplumlarda bu var mı yok mu? Bu tartışılabilir. İşte evrensel değerler üzerinden okuduğumuz zaman evrensel ahlak diyoruz ona da. Tekrar söylüyorum, bu İslam ahlakının evrenselliği de bir zorlama, bir polisiye güçle bu erdemlerin insanlara kabul ettirilmesi meselesi değildir. Zaten bir sorunu ahlaki tarzda ele almak, hukuki tarzda ele almakla aynı şey değildir. Yani mesela bazen deriz ki işte örneğin bu toplumda eşcinsellik diye bir problem var. Şimdi bu problemi problem olarak kabul ediyorsan bunun çözümü ahlaki midir, hukuki midir? Eğer hukuki olarak düşünürsen meclisten kanun çıkarırsın, ceza verirsin, şöyle yaparsın, böyle yaparsın ama bu çözer çözmez ayrı bir tartışma. Fakat ahlaki çözüm kanunla, polis zoruyla olmaz. Ahlaki çözüm bizzat insanlara gönüllü olarak konuşarak, belki insani bir tarzda yaklaşarak, onun samimiyetle dünyasına girerek, onun içinden başlayan bir değişimin tetikleyicisi olmakla olur. Yoksa yani hukuki çözüm ayrı bir şey. Onunla ahlakı karıştırmamak lazım. Eğer ahlaki çözümü, tekrar söylüyorum, hukuki çözümle karıştırırsak, o zaman evrensel ahlak dediğimiz şey bir zorlama olur. Herkesi bir kalıba sokmak gibi bir şey olur. Bu değil. Yani İslam ahlakı herkesi bir kalıba sokmak gibi bir zorlamanın ürünü değildir. Olmaz zaten. İslam hukukuyla karıştırılmasın. Kaldı ki İslam hukukunun da yerine göre ahlakla ayrı bir ilişkisi vardır. O bizim konumuz değil. O yüzden Allah'ın 99 güzel ismi ve buna bağlı olarak bizim inandığımız Allah'ın evrensel değerlerin taşıyıcısı, kaynağı olmasından dolayı bizim için ahlakın kaynağı bizzat Allah'tır. Ona inanmak demek, iyiliğe inanmak demek, her şeye rağmen vefanın, sadakatin, güvenilir olmanın varlığına inanmak demektir. Çünkü bunların varlığına inanmak da önemli bir mesele. Yani bu tip şeyleri uygulamaya kalkıştığın zaman yıldırıcı, yorucu bir sürü unsur çıkar. Yani insan bıkar, artık olmaz dersin. Yani vefa dedik, buradan hançer yedik, oradan arkamızdan bıçaklandık falan. Sonuçta artık böyle şeylerin peşine takılmak bu dönemde, bu çağda olmaz deyip kenara çıkabilirsin. İşte Allah'a sadakatle bağlılık bu konudaki direnci artırıyor. Her şeye rağmen sadık olmayı, her şeye rağmen adil olmayı, bütün aksiliklere, kötülüklere rağmen merhameti taşıyıp yaşama idealini sürdürebilmeyi sağlar bu inanç. Bundan dolayı Tanrı ya da en yüce değer ahlakın temel meselesidir. Çünkü ahlak bir inançla ayakta durur. Bir kabulle ayakta durur. Bu inancın öznesi neyse onun, inancın öznesi yani inanan kişinin bağlandığı Tanrı diyeyim, öyle diyeyim. Ne kadar bir ahlakı değer taşıyıcıysa bizim uyguladığımız ahlak da ona göre oluşur. Yani
Tanrımız ya da ilahımız bize rengini verir. Bundan dolayı, evet arkadaşlar, zannediyorum bizim 40 dakikamız doldu mu Nursena? Biraz kayıt meselesi başlıyor herhalde. Yani 40 dakika değil de son 10 dakikamıza giriyoruz. Bu son 10 dakikada bir kum saati çıkıyor. Biraz uyarı veriyor. Yani 8-9 dakika sonra bu mesele bitecek. Şimdi ikinci unsurumuz akıldı. İşte asıl deminki meseleyi, yarım bırakılan meseleyi bu 2-3 yani 5-6 dakikada izah edemem ama kalan öteki 20 dakikaya sarkar bu. Akıl ahlakın ikinci kurucu unsurudur. Ama bunu hatırlarsanız geçen seneki felsefe derslerinde de söylemiştim. Ben o programa da yazdım. Üç parçalı ruh anlayışı diye ufak bir not düştüm. Burada aklı anlatabilmek için böyle bir şey düştüm. Geçen sene de söylemiştim. Bu Platon'dan beri kabul edilmiş, bugün nörolojide bile söz konusu olan bir durumdur. Yani insan ruhunun üç parçasından bahseder Platon. İnsani ruh akıldır. Hayvani ruh kalptir. Nebati ruh ya da bitkisel ruh şehvet duygusudur insandaki. İşte biz burada akıldan bahsediyoruz ama aklın, ahlakın kurucu ögesi olması kesin. Fakat işte bu akıl nasıl bir akıl olacak? Mesela işte bizimkiler İslam ahlak filozofları hem Platon hem öğrencisi Aristo'nun üzerinde çok durduğu bu meseleye biraz yorumlar getirerek açıklığa kavuşturmuşlardır. Mesela bizimkiler derler ki akıl ortada, orta bir çizgide, adalet çizgisi diyelim. Adalet çizgisinde durursa, mesela Aristo diyor ki hikmet olur, hikmeti üretir. Hikmet, hani bu felsefenin de eski adı hikmettir. Hikmet bir hikmeti olan, bilgi olan sevgidir. Onu üretir. Yani felsefeyi üretir. Ama bizim İslam ahlakçıları aklı selim diye bir kavram ortaya koyarlar. Ahlakı üreten akıl bu aklı selimdir. Bunun üzerinde duracağız. Aklın da iki ucu var. Bu adalet çizgisinden sapan bir ifratı var, bir de tefriti var. Aklın ifratı cerbeze, şeytanet ve habaset derler. Belki bunun slaytlarını da yansıtabilirdik ama onu hazırlayamadık. Cerbeze tilkice zekadır. Demin biraz önce Tanrı meselesini anlatırken söylediğimiz çıkarcı akıl ya da işlevsel akıl denilen bugün batılı bazı filozofların da kullandığı çıkarının peşine hesap yapan bir akıldır mesela. Bu işte rasyonel akıl dediğimiz, rasyonel özne dediğimiz insanın ahlakını oluşturan unsur budur. Tilkice zeka, işte bu bizim fabıllarda falan bilirsiniz sonuçta tilki. Evet, aslanın, kral aslanın veziridir ama onu yönlendirir. Her yönlendirmesinde de epey bir menfaatini güder ve yerine de getirir. Bunun yanında mesela şeytanet denilen durumda da bir akıl, bir zeka vardır. O da hani şeytani düşünceler dediğimiz bir durumdur ki öyle hileler, öyle oyunlar, öyle desiseler oluşturur ve kurar ki akıl muhatabını sırt üstü getirir. Farkına bile varmaz. Mesela yine bugün özellikle rasyonel akıl çerçevesinde değerlendirebileceğimiz bu akıl türünün örneklerini dünyada görüyoruz. İşte mesela Batı toplumlarında da çok çok görmek mümkün. Kendi sınırları içerisinde barışı,
kendince görecel olarak huzuru, insana işte tekrar söylüyorum görecel olarak değer verme olayını, sistemi, nizamı, intizamı kurar. Orada bir yanlışlık olmaz. Ona da pek fazla müsaade etmezler ama insanlar da zaten bunu yapmaz. Ama sınırlarını aştıktan sonraki dünyanın kasıp kavrulması onları ilgilendirmez. O dünya için sınırları, menfaat sınırlarının dışındaki dünya için ciddi hileler, ciddi oyunlar tezgahlarlar. Oralarda hayatı insanlara zehir ederler. Bunların örneğini vermeme gerek yok. Bir sürü örneği var zaten. Ama kendi içlerinde bir sistematikleri, bir sistemleri vardır. Kuralları vardır. Bu kurallara insanlar uyar. Kavga yoktur. Ortada bir kaos yoktur. Çarşıda, pazarda bir disiplin vardır. Tamam. Ama tekrar söylüyorum. Bu akıl böyle şeytani oyunlar kurar ki diğer toplumları gerçekten kan kusturarak hayattan bezdirir. Bugün işte Orta Doğu'da, şurada, burada yapılanlar ayrı bir şey. Yani burada itiraz edilebilir, denilebilir ki işte onlar da kendilerine sahip çıksınlar da böyle olmasın da falan. O ayrı bir mesele ama sonuçta böyle bir akıl da ahlakın kurucusu olabilir. Ve burada şunu da söyleyeyim. Zaten 2-3 dakika kaldı bu ders birdenbire kesilmesin diye bunu söyleyerek bu bahsi bitirelim. Bakın İster ideoloji olsun, ister din olsun, isterse adına ne dersiniz deyin bir yaşama biçimi olsun, ahlakı olmayan, iyi ya da kötü bir ahlak sistemine sahip olmayan hiçbir durum yoktur. İnsanın olduğu yerde ahlak vardır. Bunu şöyle ya da böyle her ideoloji kurar, kurmak ister, yaşatmak ister. Bunun teorisi de var, altyapısı da var birçok ideolojide. Yani bugün komünizmin bile kurucularının, o filozofların ciddi ahlak sistemleri vardır. Bu ahlak dediğimiz zaman bizde çok farklı unsurlar da işin içine giriyor ama yani insan davranışlarını sistematize eden, yönlendiren ve ahlak sistemleri her ideolojinin, her sistemin, her siyasal sistemin vardır. Bunu terk eden bir ideoloji, bir siyasal sistem kesinlikle kaybeder. İşte benim kanaatim şu anda bizim İslam dünyasının en büyük problemi yani işte taşıdığımız dinin özünü oluşturan ahlakın ihmal edilmesi, bir kenara itilmesi ve çok fazla söz konusu edilmemesidir aslında. Var olan bir hazine olarak da üstünün kapatılması ve sonuçta şu kadarını söyleyeyim, bir dakikamız kaldı. Eğer bir dinde ahlak ihmal edilirse dinin tamamı araçsallaşır.